One Minute diyerek söze girmiş İsrail Devlet Başkanı Shimon Peres'e İsrail'in dökme kurşun operasyonu nedeniyle çıkışmıştı. Sayın Peres, benden yaşlısın. Peres'in sesinin yüksek çıkmasını eleştirmiş, suçluluk psikolojisi demişti. Ve benim için Davos bitmiştir diyerek de zirveyi terk etmişti. Başbakan Erdoğan'ın One Minute çıkışıyla hatırlanan 2009 yılındaki Dünya Ekonomik Forumu toplantısı çok konuşuldu, çok tartışıldı. O tartışmalı zirvenin ardından 2 sene geçti. Türkiye bu yıl zirveye hükümet düzeyinde katılıyor. Davos zirvesinde Türkiye Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından temsil edilecek. Zirveye geçen yıl Türkiye adına tek başına giden Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz bu yıl da orada olacak. Türkiye'nin dışında 90 ülke İsviçre Alpleri'ndeki o küçük kasabada temsil edilecek. Dünyanın dört bir yanından iş, siyaset, akademi ve sanat dünyasının öne çıkan isimleri buluşacak. Aktivistler ve küreselleşme karşıtları da küçük kasabanın misafirleri arasında. Microsoft'un kurucusu Bill Gates zirvenin değişmez isimlerinden. İngiltere Başbakanı David Cameron, Rusya Devlet Başkanı Dmitri Medvedev, Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreou, İsrail Cumhurbaşkanı Shimon Peres, Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick ve aktör Robert De Niro da orada olacak. Davos zirvesi olarak bilinen Dünya Ekonomik Forumu'nun 41. yıllık toplantısının ana teması yeni gerçek için paylaşılan normlar. Yani zirvede tartışılacak en önemli konular arasında Avrupa'da yaşanan borç kriziyle Çin'in giderek artan siyasi ve ekonomik gücü ve bankacılık düzenlemeleri olacak. Zirve 30 Ocak'ta sona erecek.